biraz önceki derste genel şöyle bir ekranlara baktık, gündeme baktık. Ne var, ne yok. İşte ekranlarda bizi iş giriş yaptığımızda neler karşılıyor? Hangi alanlar yetkilere bağlı olarak geliyor? Hangi alanları değiştirebiliyoruz? Bunları görmüş olduk. Şimdi biraz daha yavaş yavaş detaylara gitmeye başlayalım. Genel ayarlar. İlk başta bir yetkilendirmeden bahsedelim. Yetkilendirmeden bahsettikten sonra da genel ayarlarda işte implementasyon adımlarına biraz bir geçiş yapalım. Neleri yapmamız gerekiyor ilk aşamada? Daha sonrasında da ilerleriz. Yetkilerle ilgili ilk başta sağ üst tarafta kontrol panelinden sistem, güvenlik. Bu sistem güvenlik alanı da yine yetkiye bağlı olarak gelir. Yetki grupları. Öncelikle sisteme giriş yapabilmeniz için mutlaka ve mutlaka bir yetki grubuna dahil olmanız gerekiyor. Herhangi bir yetki grubu yok ise ya da siz herhangi bir yetki grubuna dahil değilseniz sisteme giriş sağlayamazsınız. Bu bir. İkincisi, N tane yetki grubu açabilirsiniz. Buradaki yetki grubundaki şekillendirmeler tamamen size kalmış. Ama her zaman için bir tane bir standart yetki grubu oluşturmanız gerekir. Bu standart yetki grubunda da hani modüllere bir yetkilendirme olmaz ama kişinin ben sayfasına ya da işte dijital varlıklara gibi belli başlı 2-3 tane alana yetkilendirmeyi yapıp ve daha sonrasında şuradaki default kutucuğunu mutlaka seçmeniz gerekir. 10 tane yetki grubu var ise ya da 20 tane yetki grubu var ise işlerindeki bir tanesi mutlaka default olmak zorunda. Default olmaz ise bununla ilgili ekranda uyarıyla karşılaşırsınız. Standart bir yetki grubu yok şeklinde daha uzun detaylı süslü yazıyor ama ben kısaca söyleyeyim. Standart yetki grubu belirlenmemiş şeklinde bir uyarıyla karşılaşırsınız. Bu bir. Onun haricinde bu belirlemiş olduğunuz standart yetki grubu ile sisteme kaydettiğiniz kullanıcı direkt bu yetki grubuyla sisteme kaydolur. Bu da ikinci kısım. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka bir standart yetki grubu olması gerekir. Yetki gruplarını nasıl oluşturabilirsiniz? Bu tamamen size kalmış. %90 oranında ama genelde ne yapılır? Departmanlara göre bir yetkilendirme yapılır. Satış departmanı, muhasebe departmanı, İK departmanı gibi. Tabii ki bu şirketin ölçeğine bağlı olarak da yetki grupları değişkenlik gösterir. Büyük ölçekli bir projede İK'yı mesela 3'e de ayırabilirsiniz. Bordro özlükle başka kullanıcıları çalışanları ilgileniyor olabilir, işe alımla başka çalışanları ilgileniyor olabilir gibi. HR'ı bordro özlük ya da işe alım gibi detaylandırabilirsiniz. Yetki grupları tamamen ilk başta proje esnasında İK ile yapmış olduğunuz değerlendirmelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Burada önemli olan kullanıcı yani proje tarafında nasıl bir organizasyon yapısı ilerletiyor? Nasıl bir organizasyon yapısı istiyor ve yetkilendirmesini nasıl istiyor? Bunların belirlenmesi çok büyük önem taşıyor. Neden büyük önem taşıyor? Yetki gruplarını daha sonrasında değiştiremez misiniz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Ama bu değiştirmek tabii ki bir süre alan bir şey ve karışıklıklara yol açan bir durum. Bu nedenle mutlaka öncelikli olarak yetki gruplarını düzgün bir şekilde oluşturmamız gerekir. Şimdi herhangi birine girelim. Bir yetki grubuna. Yetki grubuna girdiğimiz zaman burada yetki gruplarımızın ismi yer alır. Sağ tarafta da bakın burada rakamlar bulunuyor. 1, 74, 0 diye. Bunlar da o yetki grubunda kaç kişi olduğunu gösterir. Mesela standart yetki grubunda 2 tane açılmış. Standart yetki grubunda 74 tane kullanıcı varmış. Diğerinde hiç yokmuş gibi. Yetki gruplarıyla ilgili herhangi birinin detayına girdim. İlk başta yetkilendirmemin grubumun ismini belirledim.
ciddi bir erişim yetkisi var ise, olacaksa eğer, onun seçimini yaptım. Admin olsun ya da sadece kullanıcı olsun, standartta bu seçilir. Geliyorum. Şubeye göre çalış kutucuğu ve default kutucuğu var. Default kutucuğundan biraz önce bahsetmiştim. Şubeye göre çalış ise şube bazlı ilerleyen sektörler için önemlidir. Mobilya sektörü olabilir, market olabilir. Yani şube bazlı ilerliyorsanız eğer, bir şubenizin verileri başka bir şubenin görmemesi gerekiyorsa şubeye göre çalış kutucuğunu işaretlememiz gerekiyor. Modüllerimiz var ve modüllere bağlı olarak yetkilendirmelerimiz var. Şimdi gelelim. Şöyle. Disiplin ve diğer işlemler. En önde o var diye onun üzerinden ilerliyorum. Disiplin ve diğer işlemler. Sol tarafta şu alanda yetki verdiğim zaman komple disiplin ve diğer işlemleri zaten o alana yetki vermiş oluyorum. Diyorum ki yetkili olsun. Onun haricinde bu modül üzerinde power user olsun, diğer alanlarla ilgili de işlem yapabilsin ve report user olsun. Bu alanla ilgili bir rapor varsa raporu da görüntüleyebilsin. Biraz önce bahsetmiştim, standart raporlar tamamen yetkiye bağlı olarak gelir diye. İşte burada yetkilendirmeyi yaptığımız alan. Modül yetkisini verdim, alanın gelmesini sağladım, power user dedim. Diğer birkaç alanın açılmasını sağladım. Report user dedim. Raporu da görüntüleyebilmesini sağladım. Standart raporlar altında eğer bununla ilgili bir rapor var ise. Sağ taraftaki ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğim zaman da detayları gelmiş oluyor. Ne var? Şurada şöyle geleyim. Göremez, ekleyemez, güncelleyemez, silemez. Buradan ilk başta yetkilendirmesini yaptım, yetki verdim. Daha sonrasında da o yetkiyi aslında bir noktada geri alıyor gibi düşünebilirsiniz. İşaretledim, işaretlediğim zaman bu alanda herhangi bir işareti yoksa bütün alanları görüyor demek. Geldim dedim ki ödülleri görmesin, disiplin diğer işlemler modülünü görsün, evet, ama içerisindeki sadece ödülleri görmesin. Olay tutanağı ekleyemesin. Ya da bir disiplin işlemi varsa bu disiplin işlemini güncelleyemesin. Zimmet işlemleri varsa bu zimmet işlemlerini de silemesin. Buradaki olay şu. İlk başta yetkiyi veriyorum. Komple bütün modüle yetkiyi veriyorum. Sonra parça parça geri alıyorum. Bunu görmesin, bunu eklesin, bunu silsin gibi. Bunu yapmış olduğum zaman da kişi bazlı değil, grup bazlı yapıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Standart yetki grubunda kaç kişi varsa onların hepsi disiplin işlemlerinde ödülleri göremeyecekler. Olay tutanağı ekleyemeyecekler, disiplin işlemlerini güncelleyemeyecekler, zimmet işlemlerinde de silemeyecekler gibi. Burada CRM, ERP tarafında, banka hani muhasebe tarafında, banka, cari işlemler bütün hepsinde birebir aynı mantık ilerler. İlk başta modüle komple yetki veririm. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapmaz isem eğer bütün hepsini görüntüleyebiliyor, ekleyebiliyor, silebiliyor demektir. Daha sonrasında modüle yetki verdikten sonra kısıtlamalarıma başlarım. Derim ki evet banka modülünü görsün ama banka hesaplarını görmesin, işte gelen havale silemesin. Mesela sil butonların hepsini kaldırabilirim. Derim ki bu kullanıcı yani bu yetki grubundaki kişiler hiçbir koşulda belgeleri silemesinler. Kaydettikleri belge kalsın. Sil butonu hani burada kısıtlamak demek ne demek? Bu arada şöyle herhangi bir kayıda gideyim. Onun üzerinden göstereyim. Banka. Banka işlemi ne etsek?
Herhangi bir belge detayına girdim. Satış siparişine girdim. Hani tamam. Yeter ki butonlar gelsin diye. Burada silme, güncelleme, ekleme dedik. Yetkilendirmeyi yaptığım takdirde butonlar kalkmıyor. Butonlar yine geliyor. Yalnız üzerine geldiğinizde herhangi bir koşulda güncelleme ya da silme ile ilgili bir işlem yapamıyor oluyorsunuz. Üzerine geldiğinde direkt çapraz olarak geliyor. Hatta ben hangi yetki grubundayım? Bir tane örnek yapalım. Sistem yöneticisindeyim. Bakalım. Değil. Burada mıyım? Tamam. Siparişler nerede? Buradan kaldırmışız. Siparişleri nereye götürdüler? Siparişlerde şöyle yapalım. Güncelleme, silme. Yetki grubu üzerinde değişikliklerin aktif olabilmesi için herhangi bir güncelleme yaptığım zaman kullanıcı sistemden atılmış olur. Bilginiz olsun. Şöyle gelelim. Ne yaptım biraz önce? Güvenlikten dedim ki satış siparişlerinde silme ve güncelleme yapamasın. Evet, satış siparişlerini görüntülesin. Geliyorum modülde, evet, satış siparişlerini görüntüleyebiliyorum. Silme, güncelleme yapamasın dediğimde direkt bana burada yetkiniz yok olarak geliyor. Sil ve güncelleme butonlarını kapatmış oldum böylelikle. Tekrar şu güvenliğin altına gelelim. Yani yetki grubu, o yetki grubuna dahil olan bütün herkese bu kısıtlamayı yapmış oluyorsunuz. Burası kişi bazlı çalışmaz, bilginiz olsun. Yapmış olduğunuz gruba göre çalışır. Eğer şunu da yapabilirsiniz. Muhasebe kısmını, hani sadece muhasebe departmanı değil de muhasebeyi de bölebilirsiniz. Muhasebe standart kullanıcılar, muhasebe işte üst yönetim olarak belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki muhasebe müdürü güncelleme, silme yapabilsin ama muhasebe kullanıcıları bu işlemi yapamasın da diyebilirsiniz. Bu tamamen yetki grubunu oluşturmak, buradaki ayarları yapmak, İK tarafında projenin öncesinde vermiş olduğunuz kararlardan bir tanesidir. Onun haricinde başka nerede yetkilendirme yapıyoruz? Birincisi bu yetki grubuydu. Yetki grubu zaten olmazsa sisteme de giriş sağlayamaz dedik. Yetki grubundan hariç çalışan dekayında şöyle gelelim. Çalışan detayında da yetkilendirmeleri yapıyoruz. Workup üzerinde sisteme bağlı olarak pek çok yerden, birden fazla yerden diyeyim daha doğrusu, birden fazla yerde yetkilendirme yapıyoruz. Yetki grupları üzerinde modül yetkilerimizi veriyoruz. Daha sonra çalışanlar pozisyon detayına gidiyoruz. İK'da bundan bahsedilir ama ufak bir söyleyeyim. Yetkiler her zaman için pozisyonlara verilir. Çalışanlara verilmez. Workup'te kullanıcının iki tane kartı olur. Bir e-profil kartı, bir de pozisyon kartı. Neden yetkiler pozisyona verilir? Çünkü çalışan sürekli değişir ama pozisyon sabittir. Siz ilk başta norm kadrolarınızı oluşturursunuz, pozisyonlarınızı oluşturursunuz. Dersiniz ki destek uzman yardımcısı.
o pozisyona yetki verirsiniz. Destek uzman yardımcısı call center'ı görsün, etkileşimleri görsün, işte başvuruları görsün gibi yetkilendirmeyi bütün hepsini verdiniz. Bugün orada Nihan çalışıyordu. Geldiniz Nihan'ı eklediniz. Nihan o yetkilere sahip. Nihan'ı o koltuktan aldınız. Yani işten ayrıldı. Yerine Ayşe geldi. Bu sefer Ayşe o yetkilere sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Çalışana vermediğimiz, pozisyona verdiğimiz için bir çalışanın işten ayrılıp ayrılmaması ya da birden fazla kişinin işten çıkması yetkilerle ilgili beni engellememiş oluyor. Çünkü ben direkt pozisyona veriyorum. Öncesinde ayarladım zaten bütün her şeyi. Her çalışan geldiğinde bu alanı mı görmeliydi, bu alana mı yetkisi vardı diye uğraşmıyorum. Benim pozisyonumun bir yetki grubu olur. O yetkilileri daha öncesinde vermiş olurum. Kişi sadece o pozisyona dahil olur ya da o pozisyondan çıkar. Dolayısıyla pozisyonda geldim ayarlara. Kullanıcı grubum burada geliyor. Muhasebe dönemleri. Kaç tane şirketim var ise, kaç tane muhasebe dönemim var ise onlara yetkilendirmelerimi yapıyorum. Şu an sadece evet bir tane şirket var. O bir şirketinde hem 2020 hem 2021 dönemi var. Burada iki döneme birden yetkilendirme yaptım. Ben burada diyebilirim ki 5 tane şirketim varsa bu 5 şirketin hepsini de görsün. Mesela muhasebecidir, finans tarafındadır. 5 şirketin 5'ini de görsün derim ama satış tarafı için derim ki sadece bir şirketi görsün gibi. Muhasebe dönemlerini şirketlere buradan yetkilendirme yapıyorum ve öncelik denememi belirliyorum. Muhasebe dönemine, şirkete bu alanda eğer yetki vermediysem kullanıcı sisteme giriş sağlayamaz. Yetki grubu yoksa da sisteme giriş sağlayamaz. Aynı şekilde muhasebe dönemi şirkete yetkisi yoksa da sisteme giriş sağlayamaz. Muhasebe döneminden sonra şubelere yetkilendirme yapıyorum. Birden fazla şubem olduğu durumda diyorum ki işte şu şubelere yetkili olsun. Daha sonrasında şubenin yanında bu sol taraftaki gizli göster fonksiyonu var. Göster dediğim zaman şubeye ait depolar ve lokasyonlar bulunur. O depolara, lokasyonlara yetkilendirme yapıyorum. Benim merkez depom, işte burada ne var? Merkez depom var, atölye depom var, ziraat depo diye hani pek çok depo açılmış. Bu depoların hepsini görmesini istemiyor olabilirim. Stoklarla ilgili derim ki sadece merkez depodaki stokları görsün ve kullanıcı sadece onun üzerinde işlem yapabilsin. Bu şu demek oluyor. Bir satış siparişi verirken diyorum ki sadece merkez depodaki ürünleri görsün ve oradaki stok miktarını görsün, ona göre satış yapsın. Benim normalde bütün depo lokasyonları topladığımda 500 tane stokum olabilir ama merkez depoda sadece 100 tane vardır. Derim ki bir tek bu merkez depo üzerinden ilerlesin ya da daha bu pandemi sürecine ait bir örnek verelim. Diğer bütün şubelerimde evet stoklar var. Ben geldim internet depo diye, internet depo lokasyon diye bir depo açtım. Yani internet üzerindeki depom farklı. Çünkü oradaki depo ve şubelerdeki depo birbirinden farkı ayırt ediyorum. İnternet depom daha kapsamlı, daha büyük olabilir. Hepsi poşetlenmiş bir şekilde duruyordur. İnternet üzerinde örnek veriyorum Bayrampaşa'dadır ya da şehir dışında olabilir benim bu internet depom. Şubeler ise her AVM'de olabilir, farklı yerlerde de olabilir. Dedim ki internet deponun üzerinde 1000 tane var ve kullanıcı sadece bu internet depo üzerinden satış sağlayabilsin gibi. Tamamen burada yetkiyi kırmış oluyorum aslında bir nevi. Şubeye yetki veriyorum ama o şubeye bağlı depoların yetkisini kısıtlıyorum. Lokasyonun yetkisini kısıtlıyorum. Bir şubeye bağlı 10 tane depo olabilir ama ben sadece bir tanesini görmek istiyorum gibi. Şube depo lokasyon yetkilerinden sonra ek ayarlar kısmı var. Ek ayarlar kısmı da kullanıcıya ait yapmış olduğum ek ayarlar. Yetki grubundan hariç, şube departman depo yetki grubundan hariç bir de ayrı alanlarım var. Nedir?
basketlerde fiyat değişimi yapamaz. Şimdi ben yetki grubunda biraz önce siparişte yaptık ya, sil ve güncelle ya da sil butonunda kısıt koydum. Güncelleyebiliyor ama sil butonunda kısıt var. Şimdi güncelleyebiliyorsa eğer, o siparişte yer alan bütün her şeyi güncelleyebilir. Geliyorum. Ek olarak burada da diyorum ki basketlerde fiyat değişimi yapamasın. Yani ben siparişte 100 lira yazdıysam eğer, bu kullanıcı o fiyatları değiştiremesin. Fiyatlar üzerinde herhangi bir oynama yetkisi olmasın. Ya da sadece kendi üyelerini görsün. Kurları değiştiremesin. Bir sipariş eğer kur bazlı, hani döviz bazlı, işlem döviz bazlı çalışılıyorsa der ki kurları kesinlikle değiştiremesin. 7.90 ise 7.90 üzerinden ilerlesin. Düşme ya da çıkarma yapamasın gibi. Buradaki alanların hepsi kullanıcı bazlı, yani tamamen bu pozisyona bazlı yapmış olduğum ayarlar. Basketlerde vade değişimi yapamasın ya da fiyatı toplama görüntüleyemesin gibi ek kısıtlamalar da diyebiliriz. Onun haricinde şimdi ilk başta güvenliğin altında yetki grubu var dedik. Birinci yetkilerimizi oradan veriyoruz. İkinci yetkimiz pozisyon detayında ayarlar var dedik. Şirket, muhasebe dönemi, şube, depo, lokasyon ayarlarını, yetkilerimi buradan veriyorum. Üçüncüsü ise işlem kategorileri ve süreçler. Şöyle gelelim. Bir süreç detayından gidelim. İşlem kategorileri, sürecin detaylarına daha sonra gireceğiz zaten. Bir tek yetkileri görelim. Şöyle herhangi birini listeleyeyim. Şu an süreçlerdeyim. Süreçlerin aşamaları içerisinde yetkilendirmemi de yapabilirim. Bir diğer yetkilendirme de buradan geliyor. Peki, şöyle yapalım. Büyük ihtimalle soracaksınızdır diye düşünüyorum. Şöyle geleyim hemen. Ana sayfaya listeleyelim hatta. Süreçleri listeledim. Sistemde 235 tane süreç var. Şimdi bunlar ana süreçler. Bir de bunların aşamalarını da işin içerisine katarsanız bayağı bir rakam çıkıyor. İşlem kategorileri de aynı şekilde. İşte 100'ü aşkın işlem kategorisi var. Her kullanıcı için ayrı ayrı tek tek bütün süreçleri, işlem kategorilerine giriş yaparak mı yetkilendirme yapacağız? Yapabilirsiniz ama bunun pardon, bunun bir kısa yolu daha var. Kontrol paneli, sistem, utility. Utility altından toplu yetkilendirme yapabilirsiniz. Süreçler toplu yetki ve işlem kategorileri toplu yetki. Gelelim süreçler toplu yetki diyelim. Buradan hem yetkiyi verebilirsiniz hem de kişinin hangi raporun haricinde, raporumuz da var bununla ilgili ama hangi yetkilere sahip olduğunu da görüntüleyebilirsiniz. Süreçler kısmında işaretli olan yetkili olduğu aşamalar, şöyle bakalım. Mesela gelen e-faturada onay aşamasına yetkim yokmuş. Kurumsal üyede kayıt aşamasına yetkim yokmuş. Hemen hemen bütün her şeye. Diğerlerinde yetkim var. Bakalım. Import işlemleri, bütçe transfer gibi. Ne yapabilirim ben burada? Bütün hepsi zaten önüme geliyor. Bütün süreçlerde aşamaların içerisine tek tek girmektense çalışanın ismini seçip döktürürüm. Bütün süreç aşamalar bana gelmiş olur. Hangilerine yetki vermek istiyorsam checkbox'ları tek tek işaretlerim. Bunu görsün, bunu görmesin, bu aşamayı görsün, şu aşamayı görmesin gibi. Ya da gelirim, eğer hepsini bir sistem yöneticisi ise hepsini görmesi gerekiyorsa buradan hepsini seç, işaretleyip kaydettiğim zaman kullanıcıya
O çalışana bütün yetkileri vermiş oluyorum. Süreçler, bir de işlem kategorileri var. Şöyle geçelim işlem kategorilerine. İşlem kategorilerinde de aynı durum söz konusu. Buradan pozisyon tipi de seçebilirsiniz. Mesela sistem manager diyelim. Çalışan ya da pozisyon tipi olarak da ilerleyebilirsiniz. Sistem manager'ın yetkilendirmesi. Gelelim buradan. Ben Nihan'ı seçeyim. Nelere yetkim var görelim. Pardon. Yine süreçlerle birebir aynı mantık. İşaretli olduklarım, yetkili olduklarım, işaretli olmadıklarım ise yetkimin olmadığı alanlar. Geldim. Şu yukarıda hepsini seç dedim. Kaydettim. Yani süreçler ve işlem kategorilerin üzerinden eğer azsa hani 3-5 tane yetki verecekseniz sadece onun üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Ya da utility üzerinden tekrar göstereyim. Kontrol paneli, sistem, utility. Utility üzerinden toplu yetki de verebilirsiniz. Yetki grubundan ana modüllerin yetkilerini verdik ve butonlarda kısıtlama yaptık. Daha sonrasında roller pozisyonlarda çalışanın pozisyon kartı üzerinden muhasebe dönemini, şirket ve şube yetkilendirmelerini verdik. Onun haricinde sistemde işlem yapabilmesi adına süreçler ve işlem kategorileri olmak üzere iki tane ayrımımız var. Onların yetkilerini verdik utility'nin altında. Bunların hepsini yaptık. Daha da bize yetmiyorsa ayrı bir kısıtlama diyelim. Ayrı bir kısıtlama daha talep ediyorsan kontrol paneli, sistem, güvenlik. Güvenliğin altında çalışan sayfa kısıtları, çalışan kilitli sayfalar bulunur. Çalışan sayfa kısıtları dediğimiz direkt sayfaya kısıt veriyoruz. Ya da şöyle listeleyelim var mı hiç? Yoktur büyük ihtimalle ama varmış. Mesela ne demiş? Biri üye ile ilgili. Bu üyeyi göremesin. Detayına gidelim. Burada ne yapabilirim? Direkt o sayfaya kısıt verebilirim. Mesela kurumsal üyeler listesi ya da bu kurumsal üyeler detayı. Şimdi çalışan sayfa kısıtıyla çalışan kilitli sayfaları ikiye ayrılıyor. Aradaki fark nedir? Çalışan sayfa kısıtında şöyle bir tane şeyden gidelim. Şimdi burası listeleme kısmında ya da şöyle göstereyim. Çalışan sayfa kısıtında sadece şu alanı alıyorum. Bu alana kısıt koyuyorum. Şu linke. Şimdi bu alana kısıt koyduğum zaman ne demek? HR List Positions'la başlayıp o alanda giden bütün hepsine kısıt vermiş oluyorum. Yani bu roller pozisyonlarda hangi rol pozisyona girersem, girmek istersem isteyeyim hiçbir koşulda giremem. Çünkü neden? Direkt HR List Positions'a kısıt verdim. Sayfa kısıtını uyguladım. Sayfa kısıtı demek o sayfaya kısıt koymak demek. Göremez, işte ekleyemez, silemez gibi. Bir de ne dedik? Sayfa kilidi var. Sayfa kilidi nedir? Sadece tek bir işlem bazlı kilit uygularım. Derim ki, biraz önce sayfa kısıtında bu alana yapmıştım. Sayfa kilidinde ise şöyle göstereyim. Eşittirden sonra komple bütün hepsini yapıyorum. Bütün hepsini yaparsam eğer bu sefer sadece şunu demiş oluyorum. Nihan Ertuğrul çalışan bu rol pozisyonuna hiç kimse giriş yapamaz. Diğer bütün rol pozisyonlara giriş yapabilir ama. Yani sayfa kısıtıyla çalışan kilidinin ayrımı budur. Kilit kayıt bazlıdır. Mesela bu çalışan da olabilir. Sadece bir cariye de kilit koyabilirsiniz. Sadece bir faturaya kilit koyarsınız. Dersiniz ki bütün faturaları girsin ama
bir tek bu faturayı göremesin, örnek veriyorum. Ya da sadece bu sipariş gibi tek bir kayıt bazlıdır çalışan kilitli sayfalar. Sayfa kısıtları ise bütün sayfaları kapsar. Ayrıyeten dediğim gibi diğer yetkilerle ilgili az geldi ise ya da isteğinizi karşılamadıysa bu güvenliğin altındaki sayfa kısıtları ve kilitli sayfalar üzerinden de yine bir yetkilendirmeyi yapabilirsiniz. Ve yetkilendirme bu kadar. Pek çok yerde evet yetkilendirme var. Her modüle, her kurguya ayrı olarak ilerliyor. Şimdi genel ayarlara geçelim. Şöyle gelelim. Genel ayarlardan kastım nedir? İmplementasyon adımları aslında. Öncelikle ne yapıyoruz? Sistemde ilk başta teknik ekip tarafından kurulum yapılır. Kurulum yaptı. Tamam. Sistem bize geldiği zaman şirkete, ama sisteme giriş sağlayabilmesi için o kurulum esnasında bir tane bir şirket açılır. Bir de bir yetki grubu oluşturulur. Sadece o kadar. Herhangi bir ayar, bir yetki kısıtlama, herhangi bir şey bulunmaz. Bu tamamen bizim elimizdedir. Biz de ne yaparız? İlk başta tabii ki hani bu şeyleri es geçtikten sonra söylüyorum. Toplantılarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık, kurgularımızı oluşturduk. İmplementasyon adımları dediğimizde evet genel ayarlardan başlar. İlk başta şirket açılır, daha sonra muhasebe dönemi açılır, şubeler açılır, depolar, departmanlar gibi olarak ilerler. Ama implementasyon adımlarından önce de yapılması gerekenler vardır. Nedir? Toplantılar, yol haritası çizmek. Bir implementasyona gitmeden önce mutlaka orada bir görevlendirme yaparsınız. Tamam, bugün evet implementasyona başlıyoruz. Derim ki ben gelmeden önce bana işte şirket bilgilerini hazırla. İlk başta çünkü şirketi açacağım. Şirket bilgilerini hazırla. Kaç tane şuben var? Şubelerini belirle, şubelerini hazırla gibi. Ya da muhasebeyle ilgili implementasyona gidiyorum, bankayla ilgili. Diyorum ki ben gelmeden önce bütün banka hesaplarını çıkarmış ol, bütün ayarlarıyla beraber. Kaç tane bankayla çalışıyorsun? O bankaların kaç tane şubesiyle çalışıyorsun? Bütün ayarlamalarını yap ki sen öncesindeki hazırlığını yap. Ben oraya geldiğimde beraber kayıt işlemlerini gerçekleştirelim. Aksi takdirde implementasyon öncesi bunlar yapılmadığı takdirde bir gününüz hani oradaki gün boşa geçer. Çünkü hani banka hesabı şurada mıydı, burada mıydı, ona bakalım, buradan alalım dediğiniz takdirde zaten bir öğleden öncesi o bilgileri hazırlamakla geçer. Öğleden sonra da anca implementasyona başlamış olursunuz. Dolayısıyla implementasyon adımlarından önce yapılması gerekenler vardır. Yol haritasını çıkarmak, analizleri çıkarmak gibi. Akabinde de implementasyon başlar. İmplementasyonda hangi kısımdan? Genel ayarlardan, yani ilk başta şirketin açılmasından başlar. İlk başta şirketimizi açarız. Şirketimizden sonra şubelerimizi açarız. Şubelerimizden sonra depo, lokasyon, alan yönetimi alanı vardır. Depolar, lokasyonlar açılır. Departmanlar belirlenir. Zaman ayarlı görevlerimiz vardır. Kurları oluşturduğumuz. Şöyle gelelim. Zaman ayarlı görevlerimizi, kurlarımızı sisteme girişini sağlarız. Şu an madde madde geçiyorum. Çünkü hani bir 15 dakika sonra bir ara vereceğim. Ondan sonra bütün detaylara gireceğim. Bilginiz olsun. Şirketimi, şubemi açtım. Zaman ayarlı görevlerim var. Zaman ayarlı görevlerinde de neleri ekliyorum? Kurlarımı ekliyorum. Kurları her zaman için ne yaparız? Merkez Bankası'ndan otomatik olarak alırız. Şöyle sistem kurun altında da gözükür zaten. Ben geldim. İki tane zaten alanım var. Piyasalarda kurlar gösterilsin ve piyasalardaki kurlar sistem kurlarını güncellesin. İki ayrı parametre ne işe yarar? Bir tanesi güncellesin dediğim Merkez Bankası'ndan biliyorsunuz hani 3-5 gece kurlar açıklanır. O kurları otomatik olarak alır. Merkez Bankası'ndan kurları al, otomatik olarak güncelle diyorsam eğer bunu ekliyorum.
Bir de ne var? Ana sayfamda kurları gösteriyorum. En son şu sağ tarafta default'a dönmüştük. Hı, tamam. Burada kurları gösteriyorum. Burada güncel kurları göstermek istiyorsam eğer şöyle geri gideyim. Piyasalarda kurlar gösterilsin kısmı var. Onu ekliyorum. İki tane eklediğim piyasalardaki kurlar gösterilsin ve de piyasalardaki kurlar sistem kurlarını güncellesin. Şimdi normalde burada zaten tek bir şey vardır. Bu alana özellikle hani dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bütün projelerinizin hepsinde şirketinizi, şubenizi, deponuz, departmanınızı açtıktan sonra ilk başta bunu yapmanız gerekir ki siz öncelikle kurları sisteme bu periyodik tanımlamayı zaman ayarlı görevi yapın. İmplementasyonu yapmaya başlarken geçmişe yönelik kayıtlar da girebilirsiniz çünkü. Geçmişe yönelik kayıtlar girerken de o tarihteki kur size gelsin. Eğer bunu en başta yapmazsanız, bütün her şey bitti, daha sonra yapacağım derseniz eğer kurlarınız doğru çalışmayacaktır. Bu yüzden bu önemli bir detay. Zaman ayarlı görevime geldim. Buradan görev seçiyorum. Diyorum ki işte kurları güncellesin. Şöyle göstereyim. Burası boş gelir. Sizin yapmış olduğunuz seçim ve bağlı olarak sistem zaten default olarak burada getirir. Hepsinin belirli bir linki vardır. Sizin ayrıyetten böyle bir işlem yapmanıza gerek bulunmuyor. Geldiniz, piyasalardaki kurlar gösterilsin dediniz. Güncellesin dediniz. Başlangıç bitiş tarihiniz var. İlişkili şirket, kaç tane şirket varsa o şirketlerle ilişkisini sağlıyoruz. Bu arada benim şirketlere bakalım yetkim yokmuş. Süper kullanıcı değilim sanırım. O yüzden şirketi de görmüyorum. Şiddetle kınadım. Başlangıç bitiş tarihimi verdim. Daha sonrasında burada periyot alanım var. Bu zaman ayarlı görev ne sıklıkta çalışacak? Bir defa mı? Yinelenerek mi? Günlük her mi? Bir defa dediğim zaman saat 7'de. O kadar. Bir defa çalışacak. Saat 7'de çalışsın. Başka da bir işlevi yok. Ya da yinelenerek diyorum. Yinelenerek kısmında da günlük mü, haftalık mı, aylık mı? Kur için konuşuyorum şu an. Günlük. Saat 3 diyorum. Dakikayı boş bırakabilirsiniz. Genelde ben boş bırakıyorum. Güncellediğim takdirde ne olmuş oluyor? Ben artık zaman ayarlı görevimi kurlarla ilgili olanı eklemiş oluyorum. Üçüncü seçeneğim var. Bu da günlük her işte 2 saat. 2 dakika, 2 saniye. Her 2 saatte bir çalışsın. Mesela gelen faturalar, giden fatura durum kontrol raporları böyle çalışır. 1 saatte bir çalışır, 2 saatte bir çalışır ki sürekli veri akışı sağlansın. Her saat başı yeni bir tane e-fatura geldiğinde sistemimi alayım. Ya da gönderdiğim faturaların durumları sorgulansın gibi. Ama kurlarda öyle bir şey yapmıyorum. Her saat başı almıyorum. Zaten bir kere açıklanıyor. O bir kere açıklandıktan sonra ben o kurları alıyorum. Onun üzerinden de işlemlerime devam ediyorum. Dediğim gibi implementasyon kısmında en öncelikli olarak bunu yapmanızı tavsiye ederim. Zaman ayarlı görevlerimi ekliyorum. Zaman ayarlı görevlerimi ekledikten sonra zaten diğer bu genel ayarlar kısmında bu ayarları yapmam yeterli oluyor. Akabinde modüllere başlıyorum. Modüllere başladığım zaman da her modülün içerisinde işte işlem kategorisi, süreci, parametrik ayarları hepsinin ayrı ayrı bulunur. Ayrı ayrı günlerde planlamalar yapıp ilerliyorum. İlk başta genel ayarlarımı birkaç tane hani sisteme giriş sağlamamı sağlayacak, sistemde hareket etmemi sağlayacak ayarlarımı yaptım. Ayarlamalarımı yaptıktan sonra modül ayarlarına dönüyorum. Ayarlarında da ne var? Örnek veriyorum İK ile ilgili. Şimdi sıralama şöyle ilerler implementasyonda. İlk başta genel ayarlardır. Bu şirket dönem muhasebe dönemlerinin açılışı gibi. Genel ayarlar. Daha sonrasında İK. Neden İK? Yani İK'dan kastım hemen hani bordro puantajı düşünmeyin. Çalışanlar olarak düşünün. Sistemde çalışanlar yok ise zaten kimse bir işlem yapamaz.
O nedenle çalışanların sisteme aktarılması lazım. Çalışanları sisteme aktarmak için de onun belli başlı parametrelerinin yapılması lazım. Dolayısıyla genel ayarlardan sonra İK modülü devreye alınır. Ne olur? Siz çalışanlara profilleri eklersiniz. Daha sonrasında muhasebe, finans ya da CRM satış tarafına yönelirsiniz. Aynı esnada İK'da devam eder. İK'da siz çalışanları sisteme kaydedin ama bordroyu bir sonraki aşamaya bırakabilirsiniz gibi. İK'yı genel ayarlar, İK muhasebe kısmı, hesap planları özellikle, muhasebe finans kısmı, daha sonrasında da ürünlerim var, kurumsal ürünlerim var, üyelerim var, carilerim var. Carilerimden sonra da satışlar, satın almalar, işte ziyaretler gibi ilerliyor. Öncelik her zaman için genel ayarlardır. Genel ayarlardan sonra İK, İK'dan sonra muhasebe, ondan sonra ilerler. Zaten bununla ilgili şu an bir çalışma var. İmplementasyon adımları olarak henüz tamamlanmadı. Tamamlanınca kullanıma sunacağız. Şurada adım adım implementasyon. Spoiler vereyim ben size. Kimseye söylemeyin diyeceğim ama videoyu da kaydediyoruz. Neyse artık. Şöyle adım adım implementasyon. Henüz tamamlanmadı. İmplementasyon esnasında dokümanımız da var zaten. Adım adım implementasyonda hangi aşamalarda ilerliyorsunuz? Birinci şu, ikinci şu, üçüncü şu sıralı olarak evet ilerliyor. Bunun yanı sıra bunu sisteme de entegre ettik. Sistem üzerinde görüntüleyip oradan hani şunu sağlıyoruz. Biraz sonra ekran açılınca görürüz. Normalde bu kadar yavaş açılmıyor bu arada. Biz bütün alanların hepsini açtığımız için yüklenmesi böyle geliyor. Burada yine sıralama var. Kaç tane modül var? Task dediğimiz hani kaç tane görev var? Bu görevlerin hangileri yapılmış, hangileri yapılmamış? Onlara varana kadar ve hani bir düzenleme yaptınız. Hangi sayfalarda kullanılıyor? Bu düzenlemeyi yaptığınızda nerelere etki edecek gibi. Sayfamız açıldı. Kaç tane modülüm var? Modülün tamamlanma oranı şu ana kadar işte 1,59 diyor mesela. 791 tane implementasyon adımım varmış. Bunun 21 tanesi tamamlandı gibi. Tamamlanma oranı. Onun haricinde ne var burada? Diyor ki ilk başta şirket tanımları yapılır. İşte bu şirket tanımları linkini veriyor. Şöyle göstereyim. Buradan direkt linke gidiyor. Hangi sayfalarla ilişkili, type ne, sistemle mi ilgili ya da proses süreçlerle mi ilgili, kaç tane kayıt yapılmış, daha sonrasında işte best practice varsa o da eklenecek gibi. Adım adım implementasyonda bunu sisteme de uyguladığımız zaman şöyle göstereyim. Bu bayağı bir gidiyor. Neler var, neler yok, hangi işlemler yapılması gerekiyor. Ha, nedir? Sizin projenizde sadece İK kullanıyordur, bu alanları yapmazsınız. Ya da üretim varsa üretimi yaparsınız, üretim modülünü hiç kullanmıyorsa bu alanda herhangi bir şey yapmazsınız. Şuradan işaretlediğim takdirde de satış sipariş pirinç şablonu eğer tamamlandıysa açıyorum, tamam diyorum. Tamam ben artık satış siparişini, işlemimi tamamladım. Buradaki alanlar da ona göre değişiyor gibi. Release'e tekrar geri dönüyorum. Şöyle döndüm, geldim. Şöyle tekrar genel ayarlara dönelim. Genel ayarlarda başka nelerim var? Belge numaralarım var, belge tiplerim var. Form Generator genel ayarların içerisinde ama hani İK kısmını açıkçası hani ilgilendiriyor. İlk başta yapmamız gereken bir tanımlama değil, performans değerlendirmelerini oluşturduğumuz alan.